Gelecek Partisi'nin 50 AKP'li vekille görüştüğü iddiası var. Evet, 40 ile 60 arası insanla görüşüyoruz, evet doğru. Peki görüşmeler ne durumda? Bunlarla görüşüyoruz. Eskiden de bazılarıyla görüşüyorduk ama bazıları görüşmüyorlardı bizimle. Bugünlerde çoğalmaya başladı. Hem arıyorlar hem geliyorlar. Hatta bazıları partimize geliyorlar. Geçiş Bunlar... olabilir mi? E, tabii olabilir ama bu bugün mü olur, iki ay sonra mı olur, bir ay sonra mı olur, seçim sattı mahalline girdiğimiz zaman mı olur? Burada çözülme tam anda başladı efendim. Hatta idarede başladı. Geçen gün Nevşehir Belediye Başkanı görevden alındıktan sonra istifa etti biliyorsunuz. Evet. Denle burada çözülmeler artık üste doğru geliyor. Gelirken de tehdit ediliyorlar. Mesela en son Tarım Bakanı ne dedi? Urfa'da misafirhanem basıldı. Birileri beni tehdit etti dedi. Eski Tarım Bakanı bunu söyledi. Sayın Fakı Baba böyle söylemişti. Burada tehditler de var, şantajlar da var, kumpaslar da var. Direnmek zor ama yavaş yavaş çözülmeler başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugünkü oyu %20'nin altındadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu da %5'in altındadır. Yeni bir parti çıkabilir mi AKP içerisinden? Çıkmaz. Çıkmaz. Bu saatten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeni bir parti çıkmaz. Zaten Sayın Recep Tayyip Erdoğan'sa AK Parti yoktur zaten. AK Parti Recep Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti yoktur. Orada Süleyman Soylu'ya da kalmaz, Berat Albayrak'a da kalmaz, orada başkalarına Binali Yıldırım'a da kalmaz, heveslenen başka kişiler var onlara da kalmaz. Onlar 20 katlı binadan düşen bir porselen vazoyla karşılaşacaklar. AKP'den ayrılmanıza neden olan bir kırılma noktası oldu mu? Neden ayrıldınız? 17-25 Aralık yaşandığı zaman biz bu insanların yani bu bakanların rıza Zarrab olayı meselesinde, bankalar meselesinde, ayakkabı kutuları meselesinde, hesap makineleri meselesinde bunların bu bakanların yüce divana gitmesini istedik biz Sayın Ahmet Davutoğlu'da. Ama oradaki e, bu insanları meclisteki oy çokluğuyla zaten AK Partili komisyondaki AK Partilerin çoğunluğu vardı. Çoğunlukla ellerin kaldırılmasıyla aklanmış olmalarını kabul etmiyorum. Kırılma noktalarından bir tanesi buydu. İkincisi çözüm süreci doğruydu. Ama işleyişi, uslubu, usulü, metodu, söylemi yanlıştı. Bu yanlışlara itiraz ettim. Üçüncü olarak da e, Ahmet Davutoğlu'na yapılan partici darbe. Milletimize vermiş olduğu bir koltuk vardı. Genel Başkan Yardımcılığı, Başbakanlık, Genel Başkanlık gibi koltukları vardı. O koltukları bir gece yarısı çaldılar. Darbe yapılmıştı, operasyon yapılmıştı. Kim yapmıştı Burada bu operasyon? Sayın Erdoğan yapmıştı. Sayın Erdoğan ve arkadaşlar yapmışlardı. Abdülhamit Gül bunun başat rolündeydi. E, a, bugünkü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Efendime söyleyeyim e, Öznür Çalık ve de Berat Albayrak gibi insanlar ve Binali Yıldırım gibi insanlar. Süleyman Soylu da sonradan itiraf etti. Bunlar başat rolü oynayarak bu darbede taşeronluk yaptılar. Bu partiçi darbede. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi en büyük kırılma noktalarından bir tanesidir. Biz Sayın Erdoğan'ın e, CHP ve MHP ile görüşerek anayasayı değiştirip güçlü başbakan güçlendirilmiş bir parlamenter sistem oluşturup güçlü başbakan cumhurbaşkanının yetkilerini azaltarak başbakan kalmasını istedik ama Sayın Erdoğan Sayın Bahçeli ile anlaşarak bu yolu tercih ettiler ve o, en önemlisi de yolsuzluğu ve hırsızlığı önleme yasası çıkartmak istedik. Türkiye'nin yolsuzluk ve hırsızlık diye bir sorunu var. Türkiye'de siyasi ahlak yasasını, etik yasasını çıkartmak istedik. Sayın Erdoğan ilçe başkanı bulamayız dedi ve orada çatışmalar meydana geldi. Milletvekili listelerinde de müdahale etti. Biz birinci derece akrabaların hiçbirini milletvekili yapmak istemedik. Ama o Berat Albayrak'ın milletvekili olmasını istedi. Şaban Dişli'nin milletvekili olmasını istedi. Biz itiraz ettik. Ve akrabam değil dedi, damadım. Daha tehlikeli dedik. Sayın Davutoğlu orada bir problem yaşadılar. Sonra Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanı olmasını istemedik. Çünkü oğulları gemicilikle uğraşıyorlardı. Ahlaki değildi, etik değildi. Bu söylemine ve İmralı ile olası bir tekrar e, görüşme trafiğini nasıl değerlendiririz? O zamanki görüşme süre, çözüm sürecinin mimarı Recep Tayyip Erdoğan değildir efendim. Mimarı MİT Müsteşarı Emre Taner'dir. Ona darbe komisyonunda sordum. Hükümet mi size böyle bir çalışma yapın dedi? Bu bir siyasi irade mi size? Siz mi? bir siyasi iradeyle konuştuk dedi. Böyle olmasını istedik dedi. Ama e, burada Sayın Erdoğan bugünkü yapmış olduğu hamleler veyahut da 23 Haziran'da yapmış olduğu hamleler, 31 Mart ve 23 Haziran'daki hamleler iktidarda kalmak içindir. Sonlar Abdullah Öcalan'a avukatlarının ve ailesinin dışında birini göndermek ki o şahıslar önce bana ulaştılar. O gece bana ulaştılar Sayın Erdoğan'la görüşmeden o... Tunceli Üniversitesi'ninki şahısın bir arkadaşım, profesör bir arkadaşım bana gece yarısı bir de ulaştılar. Ve Recep Tayyip Erdoğan'la böyle bir adam olduğunu, Abdullah Öcalan konusunda uzman olduğunu, orayla bağım koptu hemen hemen yani hala içerisindeyim ama bize karşı soğuklar demiştim. Sonra Sayın Arınç'ı bularak Arınç üzerinden Külliye'ye gittiler, Saray'a gittiler ve oradan da MİT Müsteşarı'yla görüşerek o operasyonlar devam etti. O günkü operasyon bir İstanbul seçimini kazanma operasyonuydu. Gelin... Bahçeli'nin bu operasyona bir e, e, şey olmamış mı itirazı olmamış mı? Hayır olmadı. Mı? Bunlar için mesele yani bunlar beka derler. Bunlar devlet derler, millet derler. Ama devletten de beka'dan da milletten de önce kendileri gelir. O gün Bahçeli hatta Anadolu Ajansı'nın o mektubu yayınladıktan sonra olumlu bulduğunu söyledi. Niye? Bahçeli o zaman Abdullah Öcalan dedi ki e, burada Cumhur İttifakı'nı destekleyin manasına en azından nötr kalın, destekleyin manasına kullanıyor. Bugün Sayın Erdoğan'ın söylemleri de Edirne'dekini İmralı'ya şikayet etmesi de bugün sadece ve sadece siyasi oportunizm adına. Böyle bir ortamda daha farklı şeyler iktidarda kalmak için her şey deneyebilirler. Ya, acaba devlet desteğiyle tekrar yeniden bir operasyonlar yaparak muhalefeti sindirebiliriz. Muhalefetin zaten işte bir bir araya gelmiş olmasından bir de rahatsızlık duydular. Oturup e, Ahmet Davutoğlu'nun e, şöyle bir söylemi vardı, terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz dedi. Yani 7, 7 Haziranla 1 Kasım seçimler arasındakileri yaşadıklarımızı anlatırsam, evet. e, sok insan yüzüne çıkamazlar. Evet. O kası şu. Şimdi orada birileri buradan şunu çıkartmak istediler. O günlerde bombalar patladı Türkiye'de. Kesinlikle bu olaylarla bir alakamız yok. Bunlar o günkü şartlarda. Örgütlerin Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak adına yapmış olduğu operasyon. AK Parti, Varto'da şehitlerimizi kaldırmaya giderken Ankara'da imza topluyordu AK Parti yetkilileri. Kongreye gitmek için, Ahmet Davutoğlu'nu devirmek için. Görüyorsunuz ama kabul edin Türkiye'nin kurtuluşu AK Parti CHP iktidarından geçer, koalisyondan geçer diye söyledim. Ahmet Davutoğlu sonra MHP'ye koalisyon teklif etti. Milliyetçi Hareket Partisi'ne dört koalisyon teklif ettik. MHP bunu da kabul etmedi. Bunu da açıklarız dedik. Yani o sırada terörle mücadele edilirken MHP Türkiye hükümetsiz bıraktı ve bize dedi ki gidin HDP yapın, gidin CHP yapın dedi. Sayın Davutoğlu Devlet Bahçeli ile koalisyona otururken o gün o tweetler atıldı. Hem Devlet Bahçeli'yi tahrik etmek adına hem de Ahmet Davutoğlu'nun elini zayıflatmak adına. Bu tweetler atıldı. Bütün her şey o tweetlerde gizli. Bütün gazetecilere, bütün siyasilere diyorum ki Aydın Yunan'ın atmış olduğu 3 tweete odaklanın. Bahçeli bir anda hiçbir şey almadan Sayın Erdoğan defakto olarak Cumhurbaşkanı'dır, başkanlık sistemi defakto olarak kurulmuştur, onu eleştirelim diyerek bir anda yolculuğunu makası değiştirdi. Elementer e, sistemi açıklıyoruz, liderler bugün yarın açıklıyor. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, 5-10 gün içerisinde. Eder? Mecliste Beş. mi açıklanacak? Bilemiyorum. Yani. Liderler bunu karar verirler. Ve ne şekilde oturacaklarına da merak etmesinler. O gördü, oturdukları zaman görürler. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına nasıl bakarsınız? Şimdi meselemiz birinin Cumhurbaşkanlığına değil, milletin kişilere nasıl baktığı önemli. Türkiye'de 6 veya 7 lider veya 8 lider, yani 7 olur, 8 olur bunlar. Birlikte ortak bir aday üzerinde durmalarının faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve parlamenter sisteme hazırlanmaları gerektiğini, ve her partinin başında da kendilerinin olmasını, partilerinin başında kendilerinin olmasını bu süreci doğru yöneterek tarihe not düşmelerini ve tarihin kendilerini yazmasını